Malatya Türkiye'nin en çok çeşitli ürünlerini veren en önemli tarım kentlerinden birisi. Ayrıca dünya kuru kayısı ihtiyacını neredeyse tamamını karşılayan bir kent. Yaklaşık 110 ülkeye ihraç eden kayısı Türkiye'ye ortalama 350-400 milyon dolar gelir getiriyor. Önemli bir ürün Türkiye için, dünyada Türkiye için önemli bir marka. Ancak değerli milletvekilleri, Malatya'da sulama sorunu bir dert, elektriği dert, ürünün para etmemesi ayrı bir dert, tarsimi dert, çiftçinin, üreticisinin her şeyi ayrı bir sorun, ayrı bir dert. Çiftçi borçluğu faizi ana parayı geçti, torba kanunla iş adamlarına, AKP'ye yakın iş adamlarının borçları sinirken, büyük telefon şirketlerinin milyarlarca dolar para sinirken, borçlu icra gelmiş, evine icra gelmiş üreticinin faizleri silinmiyor. Değerli arkadaşlar, bununla ilgili bir kanun teklif verdik. Maalesef duyan yok. Belki o büyük şirketlerin 20'de 1 olan borcun faizinin silinmesi devlet etkilemeyecek ama maalesef hükümet fakirin fukaranı değil, zenginlerin dostu. Değerli arkadaşlar, söylüyoruz duyan yok. Sonuç ne? Dünyanın kayısı üretiminde tek başına karşılayan Malatya'da icralık olmayan neredeyse bir tane çiftçi yok. Mutlu kimse yok. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Odaları başkanları bir araya gelerek açıklamalar yaptılar. Üretici üvey evlat dediler. Maliyetin yarısına ürün satılıyor dediler. Bahçemizi satsak borcumuzu ödeyemiyoruz dediler. Kayısı üreticileri icralık dediler. Değerli milletvekilleri, 2017 yılında tam 1 milyon ağaç kesilerek odun yapıldığını söylüyorlar. Bakın dikkatle dinleyin. Ağaçlar susuzluk nedeniyle maalesef ürün veremez duruma gelmiş. Değerli arkadaşlar, çözüm önerilerimizi sunduk, duyan yok. Milletvekili olduğumdan bu yana Malatya'nın kayısısıyla, derdiyle yüzlerce kez huzurunuza geldim, haykırdım. Malatya'nın sulama problemi var dedik. Malatya'daki insanlar, utanarak söylüyorum buradan, kanalizasyon borularını kırarak bahçelerini suluyorlar dedim. Ama maalesef duymadı. Değerli arkadaşlar, 2011'den beri sulama problemleri maalesef çözülmedi. Sulama nasıl yapılmaz? Dünyaya aslında en iyi örnek Malatya'ya bakarak gösterilebilir. Sulama birlikleri devlet su işlerini sulama birliklerini suçluyor. Olan üreticiye oluyor. Değerli arkadaşlar, olan kayısı ağaçlarına oluyor. Olan emeğiyle çoluğundan çocuğundan kesip başka hiçbir ürün olmayan, kayısıdan başka hiçbir ürün olmayan çiftçiye oluyor. Malatya'nın dünyaca ünlü kuru kayısı yok ediliyor değerli arkadaşlar. Buradan çiftçiler diyor ki Malatya'nın sesini duyun, duyun sesimizi diyor. Değerli arkadaşlar, burada bu şehirde su sadece sulama sorunuyla ilgili değil, dünyanın en güzel kaynak suyunun aktığı Malatya'da maalesef bu yıl susuzlukla Malatya kavruldu. Kuluncak'tan Darence Tohman'ın üzerine kurulan HES'ler nedeniyle